çalışıyorsun. Hoş geldin. Yerinde duramamaya başladı. Nereye gidiyorsun? Ay şu an bir... Nereye gidiyorum? Aslında ben ofisteyim ve... Devam edelim. Aa, ne yapacaklar acaba? aslında mimarlık ofisindeyim. Bizim şirketimizdeyim ve bize sunum için gelecekler. O yüzden ofisime gidiyorum. Bir projemiz varmış ve belli malzemeleri, materyalleri de bize tanıtmak için gelecekler. O yüzden... Benimle konuşuyorsun. Evet. Evet. Dikkatim dağıldı, kusura bakmayın. Evet. O şekilde. Gel bakalım. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım buyurun Tuğçe Hanım. Önünde duralım. Tuğçe Hanım buyurun. Yorum alabiliyor muyuz Tuğçe Hanım? Sınırlı sayıda lütfen. Tuğçe Hanım'ın özel isteği maalesef çok fazla abartamıyoruz. Düzeyli ve özel şeyler söylenecekse tabii ki yorumları açığız. Diğer türlüsü onu buradan götüreceğiz. Anladım. Yani zor durumdayım. Top sizde kızlar. Neslihan. Tuğçe, bence bugün bu zamana kadar geldiğin her kıyafetten çok daha iyi görünüyorsun. Yani o ceket, altındaki şort... Senin o gözlüğün altından konuşma çıkarsan da biz de bir rahatlasak. Ahbap. Öykem yani... lütfen, yani daha düzeyli lütfen. Ben de bir tane bir şey söylemek istiyorum Berkerim Canbay. Mesela eğer gerçekten Tuğçe sizin için bütün bütçesini kullandıysa bir adım ön tarafta durmalı, daha şık bir tane kare olur. Yok, biz bir anda siz saldırırsınız edasıyla konuşmaya başladığınız için önüne geçmek evet, istedik konuyor. Tuğçe Hanım'ın. Dolayısıyla böyle bir görüntüyle şey, tamam bütçeyi konuşalım. Mutlaka. Hoşuna gitti. Bizi aşabilir ama bilmiyorum. Kumbarası var. Düşünmek lazım. Yani bir kere zaten... bir tarzından feragat edip koruma sahibi olabilir. Neden olmasın? O aha, kumbara nelere kadir? Kesinlikle yani. Zaten Tuğçe yaptıysa benim yapabilememe olasılığım. Yok. Değil mi? Buradaki işit, tek high society'sisiniz. Jet set olduğunuz için. Baba high society olduğu için. Tabii. Ayrıca da şöyle bir tane bir şey var zaten. Mesela Kemal Bey'in kulaklığı var. Ben tam bir bodyguard. Yani onun için çok da fazla... Tuğçe Hanım değiliz. Çıkıyor, hemen yolu açın. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım. Diye. Al hayatım. Teşekkür hadi, ediyorum. Hadi, hadi. Görüşürüz. Sana bu kadar labal. Teşekkür ederim. Ne oldu, bir kurudun kaldın bir anda. Ay teşekkür ederim ya, lazım valla. Ya bence Tuğçe çok güzel gözüküyor bugün. Ay. Geldiğin en güzel halin falan. Keşke siyah bir pantolon giyseymişsin. Şu pantolonu değiştirmem gerektiğini biliyorum. Pantolon giyseydin daha güzel olurdu. Ama böyle de çok şık gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim. Deniz, yorum mu yapacaktın? Yaptın mı? Yapmadım. Çok güzel görünüyorsun. Bir de komiksin, komikliğin beni öldürüyor. İnşallah. Komik mi? Herkesi, yani. Gerekli herkesi öldürüyordur. Komik mi? Komik değil mi? Yani daha öyle komik bulamadın mı? Eğlenceli çok bir yavaş yavaş geliyor. Ha, biliyorum, şu an için söyledim. Yani tanıyan öyle bir bilir. Komikliğini göremedim. Ben az önce çatır çatır çatladım. Çok kıskandım. Ben de isterdim böyle iki tane yakışıklı güvenliğim olsun. Herkese nasip olmaz. Kombinine gelince üzerindeki ceketi beğendim sadece. Onun haricinde ayakkabılarını ve bluzunu beğenemedim. Yani görsel olarak komple hani gözüme bir hoş gelmedi. Sadece ceketin ve içindeki o short pantolon galiba o güzel görünüyor. Ama çok daha farklı bir kombin yapabilirdim bununla bunlarla yani bu parçalarla bence. Tuğçe mesela bir cevapsız kalmana şaşırıyorum ben seni şu anda. Çünkü yani mesela ben şey yapıyorum, eğer benden güzel giyiniyorsa bir adım geride durarak cevap veriyorum. O gün o yüzden, bugün mü? Ve eğer benden güzel giyinmiyorsa da hiç cevap vermiyorum. Ha. Gamzeciğim. Almadım. Neyse. Aldım cevabı. Senden güzel giyinmediğimi söyledin galiba. Bilmiyorum, senin tarzını çok fazla takip etmedim. Çünkü yani yeniyim. Sana çok fazla bakmadım. Şu an için yorum yaptım. Bana bakanlar bakmış. Tutun almaya çalışıyorsunuz. Yani security'lerim vardı. Yeterince açıklayıcı olamadım ama yani şöyle bir görüyorum da benim gibi giyinmişsin. Benimle en iyi arkadaş bu şekilde olamazsın. Security'ler belki ama benim gibi giyinirsen yanıma gelmene izin vermeyebilirim yani. Kaçma! Yürü köprüden. Ya bilek
Bir daha gelemeyecek miyim yani? Gelemeyeceksin. Tuğçe Hanım'la bu şekilde konuşamazsınız. Lütfen burada ama durun. Benim bütün arkadaşlarım orada. Lütfen. Bari hafta sonları girebileyim. Lütfen. Hayır. Özür dilerim. Benim ablam Nihacan'la. Bahar Hanım lütfen böyle konuşmaya devam ederseniz size artık stüdyonun dışına almak zorunda kalacağız. Size indirim yaparız. Asıl biz size indirim yaparız. Ben şimdi ne yapacağım ya? Biz sizi nasıl kontrol edeceğiz? Olmaz ama yani baharsız yapamayız lütfen. Baharsız yapamayız. Gerçek kahraman, süper kahraman. Bırakın Bahar'ı. Bir saniye bırakır mısınız? Bırakın lütfen. Çekilir misin? Gel Bahar'cığım. Bana baksana sen diye. Bana baksana. Teşekkürler. En sonunda onu yapacağım. Sonra halledersiniz. Çekimden sonra. Öykü Hanım ben eğlenceden bahsederken tamamen bundan bahsetmiştim. Hepimiz eğleniyoruz Bahar. İnşallah sen çıkınca da eğleniriz Gamze'cim. İnşallah. Hazır mısın? Hazır. Geçebilirsin. Hoş geldin Tuğçe. Merhaba. Son dönemlerin en neşe kaynağı insanı. Teşekkür ederim. Sana dün mü söyledim, evvelki gün mü? Doğal komiksin, seviyorum onu. Gala gününde mi söyledin? Evet. Çok doğal. Komik bir kızsın. Ama bunun için kasmıyorsun. Doğanda var bu seni. Çok seviyorum o halini, çok tatlısın. Böyle elin ayağına dolanıyor, ne yapacağını bilemiyorsun filan. Hala alışamadın tam keşke olarak buraya. Keşke böyle şeyler duysam ama utanıyorum da. Hoşuma da gidiyor tabii ki. Diğerlerini duymak istemem. Güzel şeyler duymak yani güzel isterim. Giyinmişsin bugün. Güzel giyindiğin zaman sana güzel yorumlar yapıyoruz biliyorsun. Kötü giyindiğin zaman da negatif yorumlara artık göğüs germen gerekiyor. Alışma senin üçüncü haftan mı bu hafta? Üçüncü haftaya döndüm. Artık misafirlik bitti. Sen de ev sahibi sayılırsın. Gamze misafir artık. Bakalım o atlatabilecek mi? Sen atlattın. Geldikleri gibi giderler kısmında değilsin. Mutlu musun bu sebepten dolayı? Evet. Alıştım. Geçen hafta çok alıştım. Çok alıştım. Çok eğlendik. Eğlendikçe daha da sevdim. Herkesi sevdim. İvana Hanım'ı da çok sevdim. Kerimcan Bey'i, sizi, Öykü Hanım'ı. Artık ay. Öyle sorular sormuyorsundur değil mi? Buradan gitmek için ne yapmak gerekiyor falan. Yok onu sen sormamıştın gerçi. Yok. Meryem sormuştu sormuş. Pardon. öğrendi nasıl gidildiğini. Artık güzel görünüyorsun. Dinliyorum. Nereye gidiyorsun? Ben kendi şirketime gidiyorum, mimarlık şirketime ve bize bazı malzemeler için, dış cephe kaplama malzemeleri için sunuma gelecekler. Onları karşılayacağım ve ekibimi de bilinçlendireceğim. Ona göre tasarımlar yapacağız. Anladım. Senin de dış cephe kaplamaların bugün güzel. Teşekkür ederim. Beğendim, iyi görünüyorsun. Yavaş yavaş oturmaya başladı senin de stilin. Daha iyi ifade edebiliyorsun kendini hem sözsel anlamda hem styling anlamında. İyisin, hoşsun. Tarsın. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Anlatamam şu an. Gerçekten bunları duymak birçok tarsızlıktan sonra çok değerli benim için. Tarsızlıktan sonra. Gerçekten. Birçok tatsızlıktan sonra. Tatsızlıktan. Ve gerçekten şu an size o kadar saygı duyuyorum, yani her zaman tabii ki saygı duyuyordum. Ve o kadar söyledikleriniz benim için önemli ki, bunun bilincine vardım ki. Ne zaman uyandın? Ne zaman uyandım? Çevremden şöyle giydiğinde gerçekten çok çok daha iyi gözüküyorsun, onları güzelce dinlemelisin dediklerinde. Ve ailem de sizi izliyor, çok beğeniyor tutumunuzu ve iyi tutumlarınızı yönlendirmenizi moda anlamında. Bu yüzden teşekkür ediyorum hepinize. Ne demek, rica ederiz. Ne mutlu bize o zaman. Aynen. Hoş geldin Tuğçe. Çok teşekkür evet, bugün ederim. Bugün hakikaten proporsiyona uygun giydin. Sadece ceketin böyle biraz daha uzun olmalı. 5 santim daha uzun. Şortunu ya da etiğini tamamen kapatmalı. Birazcık daha uzun şortundan boyun. siyah beyaz ben çok severim. Çok asil bir renk uyumu. Stiletto'nun bunun altına giydin doğru seçim. Çantanın olabilir, sweat çanta, kutu çanta olarak da olabilir. Biraz daha klasik bir şey de olabilir. Ama içindeki şifonlu bluz, o dekoltenin, bluzun dekolte, göz dekolte, şeyin kullandığın çok tasma. Tasma, her şey o kadar zarif görünüyor ki. Hakikaten saç, makyaj paket olarak bugüne kadar en iyi kombin yaptın.
Ama eminim bize dinleyerek ve bizim tavsiye alarak bunu yaptı. Kesinlikle. Sizin sayenizde. Böyle devam o zaman. Ne diyeyim? İnşallah. Çok mutlu oldum. Bu arada bütün aile selamlar yolluyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Biz sizin için buradayız. Ve en iyi şekilde yorumu yapmaya çalışıyoruz. Buradan sonra daha tarz ve stil olmak için hem kişisel hem de içten hem de dişten dahil olmak için. İnsan olarak. Tarz. Çok teşekkür ederim. Tuğçe'cim hoş geldin. Yani şimdiye kadar geldiklerinde ilk üçe girersin bu kombininle. Çok klas, çok şık görünüyorsun. Çok modern görünüyorsun. Kullandığın her şey işe giden bir kadının en şık hallerinden bir tanesi. Bugün ben senin makyajını da çok sevdim. Yakından bakınca çok güzel görünüyor. Üstte bir eyeliner, altta mürdüm bir kalem var, böyle buğulandırılmış, smokey yapılmış. Çok iyi duruyor. Yani çanta, evet, süet bir şey kullanabilirdin, daha güzel dururdu. Bu çanta olmadı sadece. Onun dışında muhteşem görünüyorsun. Ben de çok sevdim, çok tarzsın. Çok teşekkür ederim. 23 Nisan'dan sonra da benim bayramım herhalde bugün. Teşekkürler hepinize. Güle güle. Bye bye.